Sual. Recep kandili ne zamandır? Bu geceye mahsus namaz var mı? Cevap. Recep'in ilk cuma gecesine Recep gecesi denir. Perşembeyi cumaya bağlayan gece, Recep gecesidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha kıymetli oluyor. Allahü Teala bu gecede müminlere ihsanlar, ikramlar yapar. Bu geceye hürmet edenleri affeder. Bu gece yapılan dua ret olmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, sayısız sevaplar verilir. Bu gece, Peygamber Efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Böyle söylemek yanlıştır. Resulullah'ın 9 aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Amine validemizi nurlandırdığı zaman da, noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde kusur sayılmaktadır. Bu geceye mahsus bir namaz yoktur. Recep gecesini ibadetle geçirmeli, kazası olan kaza namazı kılmalı. Kazası olmayan da nafile namaz kılar. Ayrıca Kur'an-ı Kerim okumalı, tesbih çekip tevbe istiğfar etmeli. Mübarek gecelerde ve her zaman ilim öğrenmek çok faziletlidir. İlmihal bilgileri en kıymetli ilimdir. Perşembe günü oruç tutup gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Recep ayında oruç tutmak faziletlidir. Recep gecesi, perşembe günü öğle namazından sonra başlar, imsak vaktine kadar devam eder. Günü ise cuma günüdür, imsak vaktinden başlar ve güneş batana kadar devam eder. Cuma günü oruç tutmak isteyenler, perşembe cuma veya cuma cumartesi günleri tutabilirler. Bu bakımdan perşembe günü oruç tutup cuma gecesini de ihya etmek çok sevabdır. Perşembe ile birlikte, cuma günü de oruç tutmak daha iyidir. Yalnız cuma günü oruç tutmak mekruh olur da denildi. Cuma günü oruç tutmak isteyenin, perşembe veya cumartesi günü de tutması iyi olur. Çünkü, yalnız cuma günleri oruç tutmak ve yalnız cuma geceleri teheccüd kılmak mekruhtur. Sünnet veya mekruh denilen bir işi yapmamak lazımdır. Tam ilmihal. Birkaç hadisi şerif. Recep ayında çok istiğfar edin, çünkü Allahü Teala'nın, Recep ayının her vaktinde cehennemden azat ettiği kulları vardır. Ayrıca cennette öyle köşkler vardır ki, ancak Recep ayında oruç tutanlar girer. Deylemi, Allahü Teala, Recep ayında oruç tutanları mağfiret eder. Guniye, Recep-i Şerif'in bir gün başında, bir gün ortasında ve bir gün de sonunda oruç tutana, Recep'in hepsini tutmuş gibi sevap verilir. Miftahül Cenne, Ramazan ayı dışında Allah rızası için bir gün oruç tutan, iyi bir yarış atının bir asırda alacağı mesafe kadar cehennemden uzaklaşır. Ebu Yala, Recep gecesi, Şaban ayının 15. gecesi, Cuma gecesi, Ramazan bayramı ve Kurban bayramı gecesi yapılan dualar kabul olur. İbni Asakir, Recep büyük bir aydır. Allahü Teala bu ayda hasenatı kat kat eder. Recep ayında bir gün oruç tutan, bir yıl oruç tutmuş gibi sevaba kavuşur. 7 gün oruç tutana, cehennem kapıları kapanır. 8 gün oruç tutana cennetin 8 kapısı açılır. 10 gün oruç tutana, Allahü Teala istediğini verir. 15 gün oruç tutana, bir münadi, geçmiş günahların affoldu, der. Recep ayında Allahü Teala Nuh Aleyhisselam'ı gemiye bindirdi ve o da, Recep ayını oruçlu geçirdi. Yanındakilere de oruç tutmalarını emretti. Taberani, Recep ayında, takva üzere bir gün oruç tutana, oruç tutulan günler dile gelip, Ya Rabbi onu mağfiret et. Derler. Ebu Muhammed, Recep ayının ilk cuma gecesini, Recep gecesini ihya edene, kabir azabı yapılmaz. Duaları kabul edilir. Yalnız, 7 kimsenin duası kabul olmaz. Faizci, Müslümanları aşağı gören, ana babasına eziyet eden, Müslüman olan ve dinin emirlerine uyan kocasını dinlemeyen kadın, çalgıcı, livata ve zina eden, 5 vakit namazı kılmayan. Ebediye, bunlar, bu günahlardan vazgeçmedikçe, tevbe etmedikçe, duaları kabul olmaz. Recep ayında edilen dualar kabul edilir, hatalar affedilir.
günah işleyenin cezası da kat kat olur. Hazreti Hüseyin, radıyallahu an, anlatır. Kabe'yi tavaf ederken yanık sesle Allahü Teala'ya dua eden bir kimsenin sesini işittik. Babam bunu çağırmamı emretti. Güzel yüzlü temiz bir kimseydi. Ancak sağ tarafı felç olmuş, kurumuş, hareketsiz idi. Ona dedim ki, eksi sen kimsin, vaziyetin ne böyle? Eksi menazil bin lahık. Ben çalgı çalmakla, şarkı söylemekle şöhret salmış, Arabistan'ın artisti denilen ünlü bir kimseydim. Hep nefsin arzuları peşinde koştum. Recep ve Şaban aylarında bile bu günahlara devam ederdim. Salih babam, beni bu günahlardan kurtarmaya çalıştı. Bana, Allahü Teala'nın azabı şiddetlidir, bir anda kahredebilir. Kötü arkadaşlardan vazgeç, bu kötü işleri bırak. Melekler ve bu aylar senden şikayet ediyorlar, dedi. Nasihate hiç tahammülüm yoktu. Babamın üzerine yürüyüp, döverek susturdum. Üzüntülü ve kırık kalbi, bu aylarda oruç tutar, geceleri ibadet ederim. Beytullah'a gidip şerrinden korunmak için Allahü Teala'dan yardım dilerim, dedi. Bir hafta oruç tutup Kabe'ye giderek, ey Rabbim, mazlumların ahını yerde bırakmazsın. Bu ayda, bu mübarek yerlerde yapılan duaları reddetmezsin. Hakkımı oğlumdan al, onu felç et, diye dua etti. Henüz duası bitmeden sağ tarafım felç oldu. Bunu görenler, baba bedduasına uğramış kişi, derler. Eksi baban bu haline ne dedi? Eksi babamdan af ve özür diledim. Onun da babalık şefkati galip gelerek beni bağışladı. Beddua ettiği yerde, bu sefer şifa bulmam için hayır dua etmek üzere deve ile Beytullah'a gelirken, devenin ürkmesi ile babam düşüp öldü. Şimdi çaresizim. Babam Hazreti Ali, bu gence dua etti. Recep'de yaptığı bu dua bereketiyle Allahü Teala ona şifa ihsan eyledi. Rigeb gecesi, kandili. Sual. Rigeb gecesinin, kandilinin zamanı ve bu gecenin kıymeti, önemi nedir, nasıl ihya etmelidir? Cevap. Rigeb gecesi, Recep ayının ilk cuma gecesidir, çok kıymetlidir. Fakat, Resulullah Efendimizin babasının evlendiği gece değildir. Çünkü Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği sene, ayların yeri değişikti. Receb ayı, Cemasilahır ayının yerinde, yani bir ay ilerideydi. Nuri Nübüvvet'in, Hazreti Amine validemize intikali, şimdiki Cemasilahır ayındadır, Rigeb gecesinde değildir. Receb ayının ilk cuma gecesine Rigeb gecesi denir. Receb ayının her gecesi kıymetlidir. Her cuma gecesi de kıymetlidir. Bu iki kıymetli gece bir araya gelince, daha da kıymetli olmaktadır. Allahü Teala, bu gecede, mümin kullarına ihsanlar, ikramlar yapar. Bu gece yapılan dua reddolmaz ve namaz, oruç, sadaka gibi ibadetlere, kat kat sevap verilir. Bu geceye hürmet edenleri affeyler. Recep ayının ilk cuma yani Rigeb gecesini ihya edene, saygı gösterene, Allahü Teala kabir azabı yapmaz, dualarını kabul eder. Cuma, Arefe, Bayram, Kadir, Berat, Miraç, Aşure, Mevlid ve Rigeb gecelerinde ibadet etmek çok sevaptır. İmam-ı Nevevi Hazretleri, Ezker kitabında buyuruyor ki, gecenin 12 kısmından bir kısmını yani 1 saat kadar ihya etmek, Kur'an-ı Kerim okumak, namaz kılmak, dua etmek, bütün geceyi ihya etmek olur. Yaz ve kış geceleri için hep böyledir. Fıkıh kitaplarında saat demek, bir miktar zaman demektir. Rigeb namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretin 480. senesinde meydana çıkmıştır. Birçok alim, bunun çirkin bidat olduğunu yazmaktadır. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. Rigeb, Berat ve Kadir gecelerinde kılınan nafile namazları, cemaatle kılmak mekruhtur. Rigeb gecesine farklı anlam vermek. Sual. Peygamber Efendimizin anne, babasının evlendiği geceye Rigeb gecesi diyenler var. Böyle bir şeyin aslı var mıdır? Cevap. Türkiye'de ve birçok İslam memleketlerinde, bir asırdan beri, Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği geceye, Rigeb Kandili ismini veriyorlar. Rigeb gecesine böyle mana vermek doğru değildir.
Resulullah Efendimizin 9 aydan önce dünyayı teşrif etmiş olduğunu bildirmek olur ki, bu da noksanlık ve kusurdur. Her bakımdan, her insanın üstünde ve her bakımdan kusursuz olduğu gibi, Hazreti Amine validemizi nurlandırdığı zaman da noksan ve kusurlu değildi. Bu zamanın noksan olması, tıp ilminde ayıp ve kusur sayılmaktadır. Peygamber Efendimizin babası Hazreti Abdullah'ın evlendiği sene, ayların yeri değişik idi. Receb ayı, Cemazil-Ahır ayının yerindeydi. Yani bir ay ilerideydi. O halde, Nur-i Nübüvvet'in, Hazreti Amine validemize intikali, şimdiki Cemazil-Ahır ayındadır, Rigeb gecesinde değildir. Sual. Bazı kimseler, Rigeb gecesi gibi mübarek gecelerde cemaatle toplu namaz kılıyorlar. Böyle yapmanın dinimizdeki yeri nedir? Cevap. Rigeb, Berat ve Kadir namazlarını cemaatle kılmak mekruhtur. Rigeb namazı, Recep'in ilk cuma gecesi kılınan nafile namazdır. Hicretin 480. senesinde meydana çıkmıştır. Birçok alimler, bunun çirkin bidat olduğunu yazıyor. Çok kimsenin kılmasına aldanmamalı, sünnet sanmamalıdır. İmam-ı Rabbani Hazretleri buyuruyor ki, Berat ve Rigeb geceleri, camilerde toplanarak cemaatle namaz kılan yüzlerle kişi, bu toplantılarla sevap kazandıklarını sanıyorlar ise de, bunlar fıkıh alimlerinin söz birliğiyle mekruh dedikleri işi işlemektedirler. Mekruhu iyi bilmek ise, büyük cinayetlerdendir. Çünkü, haramı mubah bilmek, küfür olur. Mekruhu mubah bilmek, ondan bir basamak aşağıdır. Bu işin çirkinliğini iyi anlamalıdır. Nafile ibadetleri gizli yapmak lazımdır. Böylece, riya ve gösteriş tehlikesi olmaz. Cemaat ile kılmak böyle değildir. Farzları açıkça yapmak, herkese göstermek lazımdır. Çünkü farzlarda gösteriş lekesi olmaz. Bunları cemaat ile kılmak, bunun için uygundur. Bundan başka, cemaatin çok olması, fitne uyandırır. Hadis-i şerifte, fitne uykudadır. Bunu uyandırana, Allah lanet eylesin. Buyuruldu. Kaynak. Dinimizislam.com